soluklarımız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Emekçi Günü. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepiniz törenimize hoş geldiniz. Yani ülkemizde dünyada her yerinde yaşanan kadınlarımızın günü. Şimdi kurucumuz olan önce bugün atamıza Tekirdağ Türk Kadınlar Birliği olarak challenge'imizi sunacağız. Ardından Tekirdağ Kadın Dernekleri Platformu challenge'imizi sunacağız. Daha sonra Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarımız, şehitlerimiz ve bu topraklar üzerinde emek veren kahraman kadınlarımız ve son yaşadığımız deprem felaketi, hayat felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşumuz ve ardından İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Şimdi çeleklerimizin sunumu için Türk Kadınlar Birliği davet ediyorum. Evet. Ben demedim. Gel bakalım. Biraz geri gelelim. Evet, koyalım çeleği. Hadi. Ya yok mu daha gençler? Çıkacak şimdi tabii. Evet, ben söylüyorum. Söyle bu istiklal mi? Bir sesin gelir. Olmadı, olmadı, olmadı. Açın ayağını, açın ayağını, açın ayağını, açın. 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 Tamam bakayım. Evet. Hadi bakalım. Evet, gel abi. Öteki şeyi çıkarın, mikrofonu. Öteki mikrofonu çıkarın. Sen, Fatma, öteki mikrofon nerede? Onu çıkar. Hemen çıkar. Pardon. Önce Atatürk'ü selamlayın. Atatürk'ü selamlayın. Önce. Hadi. Hadi. Bir dakika ver, bir dakika ver. Murat, bir dakika ver. Sayın konuklarımız, şimdi Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarımız, şehitlerimiz ve bu topraklar üzerinde emek veren kahraman kadınlarımız ve son yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. İstiklal Marşı var mı? Şimdi İstiklal Marşımızı okuyoruz. Ancak
günü bir güne sığdırmak mümkün değildir. Neden 8 Mart? Neden Kadınlar Günü? Eğer dünyamızda hala kadınlar dövülüyorsa, taciz ve tecavüz olayları, cinayet, şiddet olayları artıyorsa, bitmeyen savaşlar nedeniyle en çok kadın ve çocuklar zarar görüyorsa, kadınlarımız karar mekanizmalarında yer almıyorsa, söz sahibi olamıyorsa, bu konuda kadınlar diye fırsat ve imkanlar hala kadınlara tanınmıyorsa, erkek ve kadın arasında ayrımcılık ve baskıcılık yaklaşımlar sürüyorsa, kadın erkeklerin arkasında görme düşüncesi devam ediyorsa, bugün kadın milletvekilleri sayımız hala %50 oranında değilse, kılık kıyafetlerimizi erkekler kararlaştırıyorsa, kadına yönelik şiddet yaşanıyorsa, bu dünyanın terazisi bozukluk demektir. İşte bunun için 8 Mart, işte bunun için Dünya Kadınlar Günü. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Tekirdağ Türk Kadınlar Birliği Başkanımız Sayın Duran Köyker'i konuşmasını yapmak için huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, Tekirdağ'da yaşayan sizler olarak bugüne önem veren ve anlayışınızla katıldığınız için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte anmış oluyoruz. O nedenle hepinize sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar ve Emekçi Kadınlar Günü. Birlik ve dayanışmanın en güzel yolunu gösteren biz kadınlarımızın tutumunu nedir? Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günü. Ülkemizin vefakar kadınlarını yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi, tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağlık, mutluluk dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Senden değil biziz, her isim kadını kucaklayan anlayışımızla selamlıyoruz. 8 Mart 2023 bir kutlama günü değil. Bugün kutlama günü değildir. Bugün farkındalık günü olarak kabul ediyor ve yoğun yaşıyoruz. Bugün Türk kadınları buruk ve acı içindedir, atan bizi duyarsan. Yaşanan ve gelecek felaketlerin korkusu ve tedirginliği içindedir kadınlarımız. Rahmetli andığımız ülkemizin güçlenmesine, büyük katkı sağlayan kadınlarımızı ve büyük acımızı paylaştığımız depremzedelerimizi, şehit ve gazilerimizi, annelerini ve eşlerini bugün buruk yaşadığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saygıyla anıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acımız büyüktür. Millet olarak keşkelerimizi keşke yaşamamış olsak. Amansız sayıları ile kaybettiğimiz 11 ilimizdeki 46 bini geçen vatandaşımızın bu felakete kurban gitmesi, beklenmedik biçimde hayata veda etmeleri bizlere bu acıyı yaşatmaktadır. Kadınlarımızın fedakar ve cefakarlığı ve bütün vatandaşlarımızla aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi topyekun kardeşlerimize ellerimizi uzattık. Yardımlaşma duygularımızı hepimiz paylaştık bugün. Depremzedelerimize yapılan her türlü yardımlarımız onlara helal olsun.
Bugün sloganımız birlikte güçlüyüz. Öyle senden değil, burası Türkiye. Bugün birlikteliğe büyük önem vermeliyiz. El ele olmak görevimiz olmak. Öyle. Çünkü sloganımız birlikte güçlüyüz. Öyle. Çünkü biz kadınlar güç günler için varız. Toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımız varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı ile temsil eden kadınlarımız ülkemizde yatsınamaz. Çünkü olmazsa olmazdırlar. Medeniyet ve uygarlık yolunda ve inşasında önemli bir rol üstlenen dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızı bugün de minnetle alıyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde eşitsizlik, yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olayları kadınlarımıza karşı işlenen insan hakları ihlalidir. Bu bizi derinden yaralamaktadır. Bunlar bizleri de ayrıca mücadeleye zorlayan olaylardır. Yakışır mı koskoca Türkiye Cumhuriyeti? Bugün de aynı zamanda baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. İnanıyorum ki tutunduğumuz yasalar uygulanmalı. Bu olayların kökünü kurutacaksın bu yasalar. Yasalar ancak sizi yaşatacak arkadaşlar. Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Bizler ülkemizde birlik içinde, kardeşçe, huzur ve mutluluk içinde insanca yaşama haklarımızı kullanarak yaşamak istiyoruz. Yoksa koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde kanadı düşük, ezik bir toplum olarak yaşamak istemiyoruz. En tabii vatandaşlık haklarımız olan bu dileklerimizin karşısında huzursuzluk, mutsuzluk, gerginlik yaşadıklarımız gibi ve sevgisizlik istemiyoruz. Birbirimizi anlayarak, konuşarak işimizi halletmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarımız, bugün Cumhuriyetimizle onurlandırılan biz kadınlar atamıza minnettar. Neyi paylaşamadığımız bu dünyada hepinize sevgi, kardeşlik, barış dolu duygularımla saygılar sunuyorum. Günümüzü kutluyorum diyemiyorum. Farkındalık anısı olarak kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Kadınlar Birliği, Ekrem'e, İlk Kurular Dernek olarak bu olayı başlatmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Herkesi Atatürk Bey'in alırken. Değerli konuklarımız, yeni kurulan Tekirdağ Kadın Dernekleri platformunu kutluyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Ve konuşma yapması için Çevre Derneği Başkanımız Serap Aydın abi. Değerli dernek başkanlarım ve değerli katılımcılar, 5 Aralık 2022 tarihinde birlikteliğimizle kurduğumuz Tekirdağ Kadın Dernekleri platformumuz hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan birliktelik anlayışıyla ortak akılda buluşacak, akıllı projelerimizi hayata geçireceğiz. Ortak aklımızla, aşkla ve gururla inandığımız değerlerimizi geçmişten geleceğe taşıyacağız. Kültürümüzün taşıyıcısı olarak siyaset üstü, Cumhuriyet'ten yana Atatürk anlayışı, saygı ve sevgiyle omuzlarımızı taşıyacak da çok kalıcı çalışmalarımızla kadınlarımıza ulaşacağız. Halkımızla herkesin adı.
kadınlığı kucaklayan anlayışla, birliktelikle hareket ederek huzur, mutluluk, insan hakları çerçevesinde çalışacak. Ülkemizin içinde ve dışında her türlü olumsuzluklar karşısında uyanık ve tek yürek olarak her türlü fedakarlığa ve göreve hazır olacağız. Değerli konuklar, yaşamaktan, umuttan vazgeçmeyelim. Varlığımızla hep birlikte el ele zor günleri aşıp barış, kardeşlik ve sevgiyle, huzurla hayatı ve dünyayı güzelleştirelim. Çünkü bizler yolunda hakikatin yattığı Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Bugün ülkemizin kadınları, el ele olan kadınları hayranlıkla kutluyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bu platformun ulaşmasını sağlayan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sayın Nural Ülker Hanımefendi'ye de teşekkürler ediyorum, saygılarım. Teşekkür ederiz. Şimdi ben aydın bir Türk kadınıyım şiirini okumak için Selver Çağlı'yı davet ediyoruz. Dur. Hadi bakalım. Tamam. Gel buraya. Kadınlar gününüzü kutluyorum, saygılar sunuyorum. Aydın bir Türk kadınıyım. Türk anası sayesinde aydın bir Türk kadınıyım. Çok heyecanlıyım. İster 70 olsun yaşım, ilerici ve çağdaşım. Yoksa haram olur aşım. Mukaddestir mücadelem. Yurt ağlıyor nasıl bilen. Son bulsun ızdırap elem. Aydın bir Türk kadınıyım. Şükür ben de Müslümanım. Tanrı'ya tamdır imanım. Türkiye'me feda canım. Aydın bir Türk kadınıyım. Meşaleyiz, söylemeyiz. Başka rejim denemeyiz. Karanlığa dönemeyiz. Aydın bir Türk kadınıyım. Aydın Türk kadınlarına selam olsun. Hepinizin kadınlar günü kutlu olsun. Yaştayız, elendeyiz ama biz kadınız. Her çeşit zorluğun üzerinde kadınlar var. Atam ne demiş? Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda göklerde yükselmeye layıktır demiş. Herkes elinden geleni yapacak. Aydın bir Türkiye için çalışacağız. Saygılar atam. Bugünlerimizi sana borçluyuz. Saygılar sunuyorum. Çok duyuluyum. Ciğerimizin Selver Çağlı'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi kadınlar şiirini okumak için Anneler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aygül Güzel'i çağırıyoruz. Haydi başkanım. Teşekkür ederim. Kadınlar bilirim. Kadınlar bilirim. Isıkla unuttular. Ve mevsimler gibiydiler. Onlarda sezerdim baharın gelişini. Rüzgarın esişini. Bilmem gözlerinin derinliklerinde. Bilmem gözlerinin derinliklerinde beni kaç kez unuttular. Kadınlar bilirim, belki efsaneydiler. Ve güzel dolu evrende kimi akan nehirdi, kimi bir parça güneş. Kimi müşfik bir anne ya da vefalı bir eş gibi bir ömür içindeydiler. Kadınlar bilirim, gerçektiler, hayaldiler. Ve yıldızlı siyah gecelerde uzakta inleyen neydiler?
Işıkta pervaneydiler. Şimdi yok onlardan bir iz, bir seda. Belki hepsi muhtemel ve muhayyeldiler. Depremde kaybettiğimiz Türk kadınlarımıza bir adımız, hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Dünyadaki kadınlar görüşmek olsun. Aydın Üzen'e çok teşekkür ederiz. Katılımınız için hepinize minnettarız. Çok çok teşekkür ederiz. Törenimiz burada sona ermiştir. Törenimiz